Hori ekranlarından herkese merhabalar. Şel ile hep ileride baskette bir kez daha karşınızdayız. Sevgili Murat abimizle, Murat Muratanoğlu ile birlikte basketbol gündeminde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Birçok konu başlığımız da var. Onları gireceğiz ama her programımızın başında olduğu gibi bir anonsumuz da var. Bunu da paylaşmakta fayda var. Şel daha önce hiç yapmadığı bir kampanyayı 100. yılını özel hayata geçiriyor. Bu kampanyada boş yok, çekiliş yok, kura yok, herkes kazanıyor. Peki nasıl mı oluyor? 30 Eylül'e kadar tek seferde 600 lira ve üzeri yakıt alışverişi yaparak kampanyayı katıl, tüm Shell Club Smart üyeleri her alımda 450 liraya varan yakıt puan kazanıyor. Kampanya detayları için shell.com.tr'ye göz atabilirsiniz. Murat abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi, sen? <laughs> ne oldu? Ben biraz aslında <laughs> e, ofise yorgun girdim ama kayda girince sanki roller değişmiş gibi baktın bana. Bir ürküttün beni. Yok yok. Ya gece sürpriz oldu da. Tarık'ın draft edilmesi, Tarık biberi evet. için. Evet. Demek ne demek biz bir şey kaçırıyoruz. Yani ne, e, ne olacak peki sence bundan sonrası? E, ya şimdi, ilk etapta herhalde direkt oraya gitmeyecek zaten. Avrupa'da kariyerine devam edecek gibi gözüküyor. En azından konuşulan, yazılan, çizilen o. Şimdi ikinci turda draft edilmek çok enteresan. Yani e, bizim oyuncularımıza baktığımız zaman işte Mehmet Okur ikinci tur, 38. sırada, Cedi Osman ikinci tur e, Ersan İlyasoğlu, İlyasova ikinci tur. Ömer Aşık ikinci tur. E, Semih Erden ikinci tur ve son seçim. 60. E, atladığım var mı bilmiyorum ama... E, hepsi NBA gitti. Yani Ömer Aşık'la Mehmet Okur sakatlanmasa... Çok daha... E, rahatsızlanmasa Ömer'in durumunda. Çok da verimli bir kariyerleri olurdu ki yine çok başarılı. Ersan neredeyse 40 yaşına kadar oynadı. Yani ikinci turda seçilmek NBA şansının az olma anlamına gelmiyor. Ama bir de ömrü liste var. Cenk Akyol, Emir Prelzic, şey İlkan Kahraman, İzzet Türk Yılmaz. Bunlar ikinci turda draft edilip hiç NBA'ye gitmeyenler. Yani Tarık hangi listede olacak bilmiyorum ama... Öngörüm var mı? Hı? Öngörüm var mı tahminim? Valla Tarık'ın çok çalışması lazım. Zaten yani e, bilmiyorum belki de Fenerbahçe'den ayrılıp daha çok süre ve sorumluluk alacağı bir takıma gitse. Yani illa Euroleague takımı da olması gerekmiyor. İddialı bir, bir Euro Cup Cup takımı aynen. da olabilir. Hedefi oynayan. Ama şu ana kadar yani e, Tarık da gördüğüm kadarıyla yatırım yapılacak bir NBA oyuncusu gibi bir performans sergilemiyor. İyi oynadığı maçlar var hem de Euroleague'de ama çok inişli çıkışlı bir grafiği var. Savunması yani şimdi orada 3 numara oynayacak. Ee, yani 3 numaralar Savunması NBA'de mı? biraz e, atlet. atlet oluyor. <laughs> evet sağdan solundan geçebilirler. Yani inşallah bunu e, bir motivasyon olarak e, değerlendirir. Ve demin saydıklarım arasındaki o ilk listeye girer. Ee, ha Furkan Aldemir'i unuttuk ikinci turda. Hmm. Gerçi çok kısa oynamıştı ama. E, Philadelphia'da. Yani bakış açısına göre bence hangi listede yer alacağı... Çünkü yeteneği var. Yeteneksiz bir oyuncu değil. Tarık kaçıncı e, sezon oldu abi? Çok hafif edersen Abi 22 yaşında olduğuna göre... Fenerbahçe'de bu 6 olması lazım. 6 veya... Ha. Ya yani minimum 4-5'i var. Ben de öyle hesap ediyorum da. 5, da görebilir. 4 yani kesim çok... var da 5 veya 6 olması lazım. Ee, i̇nşallah motive olur. Yani e, Fenerbahçe'den bir oyuncunun daha gitmesi e, çok gurur verici bir olay olur. Yani. <laughs> bir ara her gün alıyorlardı ya. Öyle. Ya şimdi tabii Tarık da çok e, bugüne kadar değerli isimlerle de çalıştı. E, bir yandan o performansla yani 22 yaşına kadar aslında o ışığı daha istikrarlı net bir şekilde gösteremediği için aslında şu an bunları, bu cümleleri sarf ediyoruz. E, Obray'la çalıştı, e, Kokoşko'yla çalıştı, işte çalıştı, işte çalıştı. Aynen. Belki çok farklı antrenörlerle çalışması da onu olumsuz etkiledi, o da olabilir. Çünkü her yeni gelen antrenör seni tekrar tanıyor tekrar bir idmanda göreyim diyor, test ediyor. Belki bir antrenörle 6 yıl çalışmak onu daha farklı yerlere getirebilirdi. Ama şartlar bu. Ya o bir zenginlik de doğurabilir yani. Hı? Farklı farklı basketbol zekalarından Aa, beyinlerinden. O da olabilir Sen işte. O bir kişi, şeyler kişiliğine göre değişir. Yani Aynen nasıl okuyup nasıl beslendiğine bağlı olur. Çok farklı basketbol e, felsefesi olan 3-4 koçla çalışmak birçok e, farklı şeyini geliştirmeye de... E, yol açabilir. Seni çok iyi tanıyan... artılarını eksilerini çok iyi bilen bir koçla da 6 yıl çalışmak... E, olumlu geri dönüşü olabilir yani. Ee, peki şimdi tabii gündem başlıklarından bahsettik programın e, hemen başında. Tarık Biberoviç bunların zaten en başında geliyordu. Hakikaten sıcak bir gelişme. Biraz da tırnak içerisinde e, bizi şaşırtan da bir gelişme olduğu için direkt programa onunla başladık ama bir yandan da tabii bir transfer gelenler gidenler, teşekkür e, metinleri, <gülüyor> <gülüyor> takdirler derken Vallahi... E, gündemde yoğun aslında orada bir trafik var. Telekom'da 8 oyuncu ayrıldı. Yani takımın neredeyse lave edildi gibi bir şey oldu yani. Yani şu ana kadar geçen sene süre e, alıp teşekkür etmedikleri Mehmet Yağmur'la Semih Erdem var. E, onun dışında hakikaten yani e, liste çıkardım. Yer kalmadı sayfada. <gülüyor> <gülüyor> e, Erkan Yılmaz Efes, Nate Sestina, Fenerbahçe, Tyreek Jones Efes, Tony Taylor, Bahçeşehir, Michael Eric, Axel Butay... Jerry Grant, Berk Demir, Emircan Koşut. Şu ana kadar teşekkür etti. E bir de koç değişikliği var. Nenat Çanak. Şimdi bu koçun değerlendirmesine göre mi? Çünkü onu da geçen sene galiba Euro Cup'da oynadı Litvanya takımı. Nenat Çanak için bu kariyerindeki ikinci önemli fırsat. İlkini Partizan'la yakalamıştı. Zaten Partizan'da oynamış bir oyuncu. Ama çok başarılı bir sezon geçirdiğini söyleyemez. Euro Cup'da grupta bir galibiyet 9 mağlubiyet aldı. Adriyatik Ligi'nde de 11 galibiyet 11 mağlubiyet. Şimdi o zamandan beri Litvanya'da aynı takımı çalıştırıyor. O da biraz bir soru işareti ama Erdem Can'ı da aldıklarında Türk Telekom, bazı kişilerin kafasında bir soru işareti vardı. Benim pek yoktu ama çok başarılı bir sezon geçirdi orada. Hayırlısı çünkü Ankara hakikaten basketbol şehriydi. Ve Ankara'da güçlü bir temsilcinin olması çok önemli. Tıpkı İzmir gibi. Bursa gibi. O açıdan yani bu kadar oyuncu gittikten sonra bu sezon yeni koç en az 9 On, yeni oyuncu... Bayağı baştan yaratıyorlar yani. Kuruyorlar, evet yani? ama yani nasıl bir araya gelecek? Nasıl iddialı olacak? E, kolay değil yani Telekom'un. E, e, şey de... E, Galatasaray'da... neredeyse sil baştan yapıyor. Onlar da bir sürü e, teşekkür e, ettiler. E, Dylan Ennis, Darren Russell... Dursun Ristich, Tyrus McGee, Angelo Caloiro, Sedat Ali Karagül'le. Ee, Sadık Emir kabacaya teşekkür etmediler. Bu acaba Galatasaray'la anlaştığı veya anlaşmak üzere olduğu anlamına mı geliyor? Çünkü onu Efes'te istiyordu. Muhammed Mustafa'ya teşekkür etmediler o da kalıyor mu bilmiyorum ama teşekkür etmediklerini şu anda <laughs> en azından kontrat görüşmeleri devam ediyor diye yorumlamak lazım herhalde. Ama Galatasaray da yani sil baştan neredeyse bir kadro yaratıyor. E, Efes e, Buran e, onu da tebrik ederim. Evlenmiş ee, geçen aynen. gün. Sen gittin mi? Yok gitmedim. Nasıl kaçırırsın senin gibi <laughs> sosyal bir adamı ya? Ha? Yok gitmedim. Hala, halay başı olmaktan çok yoruldum abi. Valla. Seni hemen başa koyuyorlar. <laughs> Olaylar yani. beni çok yordu. On, ya, mutluluklar, mutluluklar diliyorum ya bizim mutluluklar de. Mutluluklar dileyelim. O da Galatasaray'la iki yıllık e, anlaşmış. E, Burhan. Hı? Burhan. 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 E, Egehan Beşiktaş'a geri dönüyor. Orada beni şey e, çok şaşırttı. E, bence çok faydalı oynadı. Furkan Fur mı? Furkan. Abi ve evet, tonu çekime girmeden önce de konuştuk. Yani hani Fenerbahçe serisinde, işte final serisinde. E, yani ben net önümüzdeki sezonun da artık rotasyonda belki bir tık daha böyle artık. Çünkü o seviye artık Türkiye sınırları içerisinde çıkartabileceğin. En üst, bir yarı final bir de final. Biri zaten e, yarı finalde Fenerbahçe ile oynuyorsun bir de yani o seride de e, katkı verdi e, ve bu şansları bulup değerlendirince de ben açıkçası önümüzdeki sezon biraz daha belki fırsat bulur diye düşünürken herhalde tutarlar diye. Yani kiralamışlardı ama ben de senin gibi kalacağını düşünmüştüm ama... Yani ufuk sarıca da karşıyaka da e, kafasına göre yeni bir yapılanmaya gidiyor. Onların e, Eric Kalın'la bir sezon anlaşması var. Vito Brown'u tutmak istiyor e, karşıyaka ama bence o Eurolig'den e, bir iki tane teklif alır gibi e, duruyor. Eğer onu da tutabilirlerse şeyi de almak üzere e, Kubakloyu. O çok iyi oyuncu. Yani... Brezilyalı çok genç yaşta NBA'ye gitti. Hiç hazır değildi. Hatta onun için draft gecesi çok güzel bir cümle söylemişlerdi. İki yıl hazır olmaya iki yıl uzaklıkta diye <laughs> NBA açısından. Ama geçen sene Ulm'u şampiyonluğa taşıyanlardan biri. Tarihinde ilk kez. O da olursa yani yine iddialı bir karşı yakayı bir araya getiriyor. Ufuk Sarıcan'a... Bitti tutarsa o bence çok önemli olur. Tutabilirse tabii. Ya evet şimdi bir yandan da bu dönemlerde kadroya katacağın takviyeler kadar elindeki o kimyayı koruman lazım. Yani değerli isimleri de koruman lazım ki buranda yani ya, sil başlarına parçalardan... başarı yakalamak çok zor. Evet. Genelde ama her sezon sonu her takım olmasa da hani daha telekom ölçeğinde değil ama genelde bir devinim oluyor ama Telekom'da bu kadar keskin tamam Erdemcan ayrıldıktan sonra da bekliyorduk zaten konuşuluyordu Erdem Koçun da işte bazı güvendiği oyuncuları götürebileceğini pek tabii ki e, tahmin ediyorduk ama bu kadar yani geniş çaplı EuroCup finali sonrası biraz beni şaşırttı önümüzdeki sezonun ne yapacağını merak ettiğim takımlardan bir tanesiydi açıkçası yani. Valla bir istikrar yakalamaları lazım. Şimdi parlayan bir yıldızı elinde tutmak kolay değil. Yani Erdemcan'ın da Bu çok e, geçmişine baktığınız zaman yani e, asistanlık yaptığı koçlar da önemli koçlar. E, geçen sene kendini ispat etti. NBA'de Abi. asistanlık tecrübesi var. Aynen. E, Kokoşko'nun yardımcısıydı. Bence zaten Kokoşko'dan sonra e, Fenerbahçe'nin ona bir fırsat vermesi gerekirdi diye düşünüyorum. E, Obra ile uzun yıllar çalışan zaten koçların e, sonra kariyerleri önleri açılıyor. Ama Efes'te doğru bir takım çünkü hakikaten istediği oyuncuları aldırabilir. Kafasında mutlaka ve mutlaka bir plan vardır. Zaten en büyük özelliği o. Bir de çok oyuncu tanıyor. Çok oyuncu takip Hı. ediyor. O açıdan Efes'i e, tabii Midsit'i ne olacak? Şimdi şu anda Oklahoma City'de Evet görüşmek e, orada sağlık kontrolünden geçmiş. Yani illa oynayacaksa... Yani, Abi, Oklahoma City mi o takım bilmiyorum. Bir açıdan şöyle olabilir. Çok genç bir takım. Ama e, diğer bir açıdan da dün akşam da guard draft ettiler. Hı. E, yani <laughs> kaç tane guard olacak? Bilemiyorum. Daha böyle e, rolü belli olabilecek bir takıma gitse belki daha istikrarlı dakikalar alıp e, kendini gösterme fırsatını daha iyi bulabilir. Ama bence yani illa bir NBA formasıyla torunlara, evlatlara e, duvarda poster gibi as, asılı bir fotoğraf göstermek istemiyorsa Efes'te kalsın yani. Ama belki de Efes ve Erdemcan açısından belki, çünkü orada üç tane baba var ya, geçen sene Ergin Ataman bir şekilde öyle ya da böyle oradan bir şeyler aldı. İstediği seviyede alabildi mi? sezon geneline baktığımızda hayır ama belki de orası o babalardan bir tanesinin ayrılması belki Erdemcan'ı da rahatlatır. Ha, Ben onların içerisinde ilk tutacağım isim Mitsic olur, ayrı ama Yani e... Mitsic ne kadar kötü görünse de bir anda e, musluğu açar gibi Tabii. E, son çeyrek maç sonları. Bir bakmışsın 25-17 üç el üstünden üçlük sokar. <laughs> 25 ha, belki kendi bak. kalmak istemiyor. Onu bilemiyorum. Ama yani eğer hakikaten NBA'de rolü belli bir takımda olmayacaksa istikrarlı süre almayacaksa bu yaşta ama ben öyle oyuncular tanıyorum yani o fotoğrafı istiyorlar yani <laughs> e, iki tane. Ama maç anlaşılabilir fotoğrafı. de bir şey Murat ha? abi ya anlaşılabilir bir şey bence yani yani çünkü birçok basketbolcu e, belki de daha ne bileyim küçük takımda parke ilk adım attığında zaten o kareyi iyi hayal ederek or oraya başlıyor yani. Ya Amerikalılar da evet. böyle de Avrupalılar da ha, o kadar bizim var. Bizim dönemimizdeki benim... e, işte ne bileyim ben basketbol oynadığım dönemle bugün. Ki dönem arasında ve insanların bu konuya bakış açısı arasında bence bir fark ve anlam, farklılığı var bence. Ee, bizim dönemimiz daha da uçtu abi yani şimdi hani işte burada benim NTV'de staj yaptığım dönem, sende de geliyordun maçları anlatıyordun. Yani İbo e, oyuna kenardan sadece maçın sonunda girdi diye biz bayram ediyorduk yani hani o günleri hatırlıyoruz abi yani hani. Ve hani Türk basketbolunun geçtiğimiz dönemlerde konuştuk, en büyük 3-5 adamından bir tanesinden bahsediyoruz. Ondan sonra zaten onunla, Mirsat'la birlikte kapı açıldı. Ama yine de hala o hayalin bence orada bazılarının içinde güçlü bir şekilde duruyor olması da Hayır bence kabul edilir. Mirsat ilk gitti. Bence Mirsat sabırlı olsaydı bir kariyeri olurdu orada ama çok sabırsızdı. Sonra Hidayet gitti, sonra Mehmet gitti, sonra İbo gitti. Yani Hidayet Mehmet'e yolu açtı. İkisi de bence bütün Türk basketçilere yolu açtı. Onların başarısına şu ana kadar e, gidenlerin hiçbiri gelemedi ama inşallah e, Alperen e, kariyer olarak ikisi de geçecek potansiyele sahip. O ve Çok güçlü başladı. E, i̇şte o performansı üstüne koyarak bir de iddialı bir takım ya Houston'u iddialı takım haline getirmesi çok önemli ya da e, Houston'un onu doğru bir takıma takas etmesi çok önemli. Ama Alperen Şengün şu anda ilk iki yılına baktığımız zaman Mehmet ve Hidayet'i geçebilecek potansiyele sahip. Cedi'nin rolü belli artık. E Furkan ne olacak o da enteresan. Furkanla. Ben dün akşam esasında öyle bir takas bekledim ama. E... Bir ara Avrupa'ya dönebilir gibi bir şeyler ama sağda solda dolanır ama. 5,5 milyon mu ne kontratı var Avrupa'da kim verecek ki o parayı yani ben yüksek kontrat ne kadar şu an Avrupa'da? İspanya'da mı? Vallahi... Büyük ihtimal İspanya'da. Geçen sene... Ee... Belki hadi Efes'te olabilir bilmiyorum yani de hani öyle bir para yoktur zannetmiyorum yani. hani onu sağlamasını yapmaya çalışıyorum da. Hayır şimdi e, Metsic, Mirotic, Larkin bunlar en yani çok para alanlardı ama kendilerini Avrupa'da ispat etmiş oyunculardı. Şimdi Furkan'ın Euroligi yok daha önce. Aynen. Bamvit tecrübesi yani EuroLeague'de oynadı da oynamadı. Eee Bamvit de geçirdiği kısa süre zaten onu NBA'ye yolladı. O parayı daha önce EuroLeague'de hiç sorumluluk almamış birine verecek takım var mı onu bilemiyorum. Furkan Güven'i tekrar kazandığı takdirde çok özel bir oyuncu ben onu biliyorum ama ben yani NBA'de o da işte biraz Alperen gibi doğru bir takım bulsun. Yani Philadelphia o kadar her açıdan onun için yanlıştı ki, e, yani forvet sayısı, iddialı olması, özellikle Harden'ı aldıktan sonra hedefin şampiyonluk olması, e, Dark Rivers ona birkaç fırsat verdi, onları yeterince iyi değerlendiremedi, sonra hiç fırsat vermedi. O açıdan yani benim, gönlümde Furkan'ın e, doğru takımı bulabilirse orada kalması. Bulamazsa Avrupa'ya dönmesi. Valla benim e, daha önceki e, aylarda gene şampiyonluk programı yapmıştık. Senle hatırlarsın. O zaman da konuşmuştuk. Furkan bence keşke Avrupa'ya dönse ve hani baba bir Final Four takımında rol oyuncusu olsa atıyorum Barcelona'da bir dönem Karniçovas vardı. <laughs> Anladın Barcelona'nın yeni Karniçovası gibi o çıksa oynasa takımı taşısa yani çok Sa Saras'a yolluyorsun yani. <laughs> Saras'a Saras, Sarasa yani gitmesi, Sarasa Sarasa, gitmesi. O da hep uzatmaları oynadığı için onun da yarınını bilemiyoruz ya yani yani. Panathinaikos'a Panathinaikos gitsin. Ergen Ataman o Yo, Yok şey. işte bilmiyorum şimdi. Hani şimdi örneği aklıma geldiği için Barcelona dedim. Yoksa hani öyle bir o seviyede bir takıma gidip rol oyuncusu olsa ve o sorumluluğu üstüne bir takıma bir başarı elde etse hem bireysel hem takım anlamında bence e, bambaşka bir seviyeye gelir oyunculuk olarak. Vallahi tamam, bu eşittir beş buçuk milyon dolar mı? Onu bilmiyorum ama öyle aldığını tahmin ediyorum yani bir yerde okumuştum beş aşağı beş yukarı o rakamlar ama en hayırlısı neyse onun içinde Cedi içinde evet. Alperen içinde yani onlar Ömer için Ömer Faruk bakalım bu sene ne olacak yani Miami'de şimdi pişmiş olması lazım. Evet maçlarda pek süre almıyor ama... E, o Miami... kafa yapısına... bürünmüş olması lazım. Bakalım. Bu arada bir de Selçuk Ernak... 5 yıllık... Daçka dönemi... sona erdi. E, ben Selçuk'u çok severim, takdir ederim. Çok e, orada da Yakup geliyor şimdi. E, hmm. Bu da Yakup için çok önemli bir fırsat. E, Yakup 8 kök... 15 senedir asistanlık yapıyor. 13 sezonu Ergin Ataman'la, Beşiktaş, Galatasaray, Efes. Bu onun için çok çok önemli bir fırsat. İnşallah o da başarılı olur. Çünkü e, genç ve birikimli antrenörlere e, Türk basketbolunun ihtiyacı var. Bunlardan en güzel örneği de Erdemcan işte. E, Selçuk'a da e, yani hayırlı olsun. 5 sene bir kulüpte çalışmak. Türkiye'de önemlidir. Belki özellikle Avrupa kupalarında biraz daha kendini gösterebilseydi takım olarak devam ederdi. Ertuğrul Erdoğan Polonya'dan ayrıldı. Aynen. Final oynayıp Şimdi Ertuğrul Erdoğan da benim çok sevdiğim, takdir ettiğim birisi. Onun bu yaşta yorumculuk yapması için daha çok erken. İnşallah o da Doğru bir... Ben uzak kalacağını düşünmüyorum abi Ertuğrul abi. Abi bilemiyorsun ki. Yani şimdi bana sorarsan bir sene sonrası belli olmayan bir kulübe gitmek bu antrenörlere bir fırsat veriyor, evet. Ama bir devamlılık vermiyor. Bir plan yapamıyoruz Yani üç yıllık bir plan, 5 yıllık bir plan. O açıdan inşallah şey olur. Bu arada Fenerbahçe'de Kostas'la İsmet'e teşekkür etti. Ya İsmet inşallah yani benim gibi düşünen bir koça gider. Ben onu Avrupa'nın elit şutörlerinden biri olacağı düşüncesi, düşüncesindeyim. Kendisine de söyledim. Bir J.C. Carroll hedefi olmalı. Fenerbahçe'de bu şansı çok fazla bulmadı. George zamanında daha çok şans buluyordu. Kostas da Ergin Ataman'ın ilk transferi. Onu nasıl kullanacağı da benim açımdan merak konusu. Çünkü İtudis hem istedi hem oynatmadı. Oradan hiçbir şey anlamadık. Ee, bu sene Yanis'in Fenerbahçe'yi değil, da Aykos'u tutacağı da bir gerçek. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım hayırlısı. Fenerbahçe bir taraftar kaybetti. İyi bir tarafta. İyi bir taraftar kaybettim. Peki programın ilk bölümünü böylelikle kapatalım Murat abi istersen. ikinci bölümümüze doğru yelken açacağız ve bu hafta da programın ikinci bölümünde ne konuşacağız? Türk basketbol tarihinde gelmiş geçmiş en iyi yabancı oyun kurucuları. 5 kişilik listeye gene çılgınca sığdırmaya çalışacağız. <laughs> Nasıl başarılı olacağız bilmiyorum. Ee, ama bizden ayrılmayın az sonra buradayız. Bizim yolculuğumuzun ilk adımları yüz yıl önce atılır. Cumhuriyetimizle beraber. Ülkemize hep ilkleri yaşatma hedefiyle çıktık biz bu yola. Ülkemiz hızla yol alsın diye güç verdik tüm yolculuklara. Geleceğimiz için tarihi projelere imza attık. Biz tam 100 yıl önce Cumhuriyetimizle birlikte çıktık yola. 100 yılın yolculuğu hep birlikte umutla geleceğe ilerlesin diye varış noktamız hep ileride. Evet, Şer ile hep ileride baskete Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu hafta konumuz Türk basketbol tarihinde gelmiş geçmiş en iyi 5 oyun kurucu. Tabi şimdi e, yabancı oyun kurucu. Onu söylemek T lazım. Türkleri Ve yaptık Türkleri geçtiğimiz geçen, hafta e, burada e, sıralamaya çalışmıştık dilimiz döndüğünce. Şimdi yabancı oyun kurucuları sığdırmak biraz daha zor olacak. Çünkü siz de takdir edersiniz ki Türk basketbol... E, liginin tarihi boyunca genelde bir numara pozisyonda tercihler hep yabancılar Amerikalılar ağırlıklı olmak üzere o yönde tercihler oldu. E, dolayısıyla liste kabarık. Yani şimdi senin önündekine bakıyorum, sonu gelmiyor. Ben listenin büyük kısmını telefona yazdım. Benim de neredeyse o kadar. E, Senle başlayalım abi. Çok 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 isim var. Ben biraz aslında şunu düşündüm abi başlamadan önce. E, aslında şimdi her programımızda Türk basketbol tarihine damga vurmuş çeşitli figürleri, takımları, oyuncuları, koçları falan burada işte pozisyonuna göre ayrıştırıp sıralamaya çalışıyoruz ama e, yani çok, bu işi çok kolay olmadı da e, aşikar. E, şimdi bu hafta e, bakalım yabancıları nasıl bir listeyle bir potada eriteceğiz. Valla Irmak, senin de dediğin gibi o kadar çok var Et ki. Çok var abi, çok var. Yani takım takım mı gideyim dedim. E, ya mesela Beşiktaş'a baktığın zaman Khalid El Amin onların taraftarın sevgilisiydi. Andre Woolridge Oğurici çok var. başarılıydı. Aynen. E, Alan Iverson tamam. Yani number one pick adam ya. Yani Efsane yani. E, Darren Williams evet şey sezonu geldi. Lockout sezonu geldi ama 50 sayılık Avrupa Kupası maçı var. Yani nasıl yapacağım bilmiyorum. E, Mahmut Abdulrav ıı, inanılmaz kariyerli bir oyuncuydu. Fenerbahçe'ye Fenerbahçe geldi. Mi? Sezonu bitiremedi mesela. Ee, Jordan Farmer, Farmer ıı, Efes'e geldiğinde bayağı kariyerli bir oyuncuydu. Ee, Çöğle, e Wuatchi öyle Efes'e geldiğinde yani ben şöyle yap, yaptım. Ya şimdi zaten yabancı olarak böyle bir olmazsa olmaz ıı, listesi var. Yani kim bunlar? Hep ee, aynı adamlara dönüyoruz. Biraz ondan dolayı acaba Evet işte... yani bunların hakkını şimdi verelim ve bunlar dışında ben bir ilk beş e, yaratayım. Çünkü genelde bunlar e, ilkleri adam a, a, e, imza atan oyuncular. Yani mesela Damir Mula, Mula Ömerovic iki kez Efes'i Final Four'a taşıdı. O zamana kadar hiçbir Türk takımı Aydın Örsün Efes'i dahil Final Four yapamamıştı. Mesela hep Damir'in adı geçer Mulan'ın. Petar Peternamo'nun hep adı geçer. Türkiye'de Geç, geçmeme ihtimal yok abi. Takım istiyor. sporlarında ilk finali Aris'e karşı oynayıp ilk kupayı eee Stefano Milano'ya karşı e, kazandıran süper yıldız. Mesela o ikisinin hakkını verip onları bir şeye koyuyorum. E, kenara koyuyorum. Çünkü hep aynı isimler çıkacak. Ee, şeye baktığın zaman Efes'in unutulmazlarına, Shane Larkin, Mutsic tabii orası Paket zaten. O paket, onu da teşekkür orası edip nasiple Nasip gibi. <laughs> teşekkür edip bir kenara koyuyorum. Ee, sonuçta iki tane EuroLeague arka arkaya kazandılar. Kostas'la Babi, Sulukasla Babi ilk EuroLeague şampiyonu. Onları da teşekkür edip bir kenara koyuyorum. Evet. Bu sağlamın Damir Mursic'i Birlikte herhalde Fenerbahçe tarihinin en sevilen gardikilisiydi. Ee, evet. Yani evet onlar Avrupa'da bir kupa kazanmadılar ama öyle hedefler o zaman daha Türkiye'de hele Euroleague seviyesinde e, yani pek şey yapılmıyordu. Onlara da e, bu arada bunların hepsini bayağı seyretmiş olmanın da e, hakikaten ayrıcalığı varmış. Şimdi i̇şte şey aklıma geldikçe Damir, yani insan tekrar keşke o günleri bir daha izleyebilse diye düşünüyor. Ben bunları bir kenara koydum. Bunların hakkını verdik. Türk basketboluna hepsinin çok çok önemli katkıları var. Türk basketbolunun sevilmesinin Avrupa'da yükselmesinin büyük şeyleri var, imzaları var. Şimdi onun dışında. Bir, bir beş yapayım dedim. Olur mu? Tabii abi. Şimdi bu da esasında kolay değil. <laughs> ama Türkiye'de çok enteresan oyun kurucular da oynadı onu da söyleyeyim. Bir kere Marcus Green ile Keith Jennings'e ayrı bir yer açacağım ama ilk beşe sokmayacağım onları tabii ki. 1.68 ve 1.70. Yani ikisi de işte Fenerbahçe'de forma giydi farklı zamanlarda. Keith Jennings Amerika'da başarı hikayelerin yani o zamanlar en önemlilerinden biriydi. Mr. Jennings derlerdi. Ufacık bir şeydi böyle. <laughs> George Gilmore, ona da bir parantez açayım. Dar uzun yıllar, Fenerbahçe Karşıyaka sayı makinesiydi. O da çok uzun değildi. Onun dışında şöyle bir liste yapalım. Yani Alan Iverson, Darren Williams, Mahmoud Abdul-Rauf, Bunları ayrı tutuyorum. Bunlar e, süperstarları. Süperstar biraz böyle vitrinlikti. E, çok uzun süreler kalmadılar zaten. Şimdi e, şöyle başlıyorum ya da beşi beşi ilk sen söyle. Hadi bakalım. Hep bana atıyorsun topu. Eyvah. Oh. Abi şöyle. Bu, 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 bu olay beni çok yoruyor, çok geriyor ya. <laughs> bu olay beni çok geriyor çünkü ne oluyor biliyor musun? Ben bir isim listesi çıkartıyorum buraya programa geldiğimde onu bir sıralamaya koy içinden çıkamıyorum. Peki peki ve ya. ortaya karışık atıyorum. Ben sana yardımcı olayım. Bu aklına gelmemiştir ama kim? Beşinci sıraya ben Mark Dickel koyuyorum. Mark Dickel Fener. Fener, Fener bir yerde daha oynadı yanılmıyorsam iki Tek... kere asist kralı oldu. Türkiye basketbol tarihinde triple-double yapan e, ikinci isim. E, kendisi çok enteresan bir adamdı. E, şimdi biz o zaman Bahçeşehir'de oturuyoruz. Babası koç, NCAA koçu. E, Cuma akşam uydu vardı bende. 9 gibi başlıyordu ilk başta. 12, Orada 12'de başlıyor. Burada 8 gibi. Bizim eve gelir. Fenerbahçe'den. Ee, biliyor uyduda hangi kanallar hangi NCAA maçını verir. Ve ard arda 5, 6 NCAA maçı seyrederdik. Kendi yemeğini getirir, kendi kahvaltısını getirir. Gece hiç uyumaz. Biz çıkıp yatarız. Uyandığımızda bir bakıyoruz Mark hala, zaten şimdi koç oldu galiba, Mark hala NCAA basketbolu seyrediyor. Çok komik bir adamdı. Milli takımında da oynadı zaten Yeni Zelanda'nın. Ben 5. sıraya onu koyuyorum. Babaları şimdi bir kenara ayırdım. <laughs> Abi şöyle, ben Andre ile gireceğim. Güzel. Yani e, ya dediğim gibi hani, ben sıralama yapma kısmında bayağı zorlandım. 1, 2, 3, 4, 5 hasta şu an sadece sıralıyoruz ama hiçbir bir diğerinden bu kadar net şekilde ayıracak özelliklerde olan oyuncular da değil. E, ben 5 numara Andre Wulrich diyeceğim. Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde e, takımı... Çok iyi oynuyor. Zaten evet. buradan Fransa'ya gittim. Uzun yana... Fransa mıydı bunlar? Uzun ve çok başarılı. Buraya galiba çaylak olarak gelmişti. Çok başarılı. Ben onu ama Baya, bayağı e, ay çok seyrettim. Çok bir, iyi bir performans form. ortaya koyduğunu hatırlıyorum. 5 e, numaraya Wuldrich diyorum. Peki. Ben 4 numaraya başka bir Beşiktaşlıyı koyuyorum. Kalid Elamin. Hı. Hmm. Geçmiş programlardan bir tanesi. gene ben o Elamin'i önermiştim galiba. Orada senden geçer Ya yani, konuşmuştuk galiba. da listeye girmemişti nedense. Kalid Elamin. E, Elamin de yani hani Beşiktaş dönemi zaten ortada. Ee, sonra Telekom'da da finali var değil mi? Ligi, lig, finali var. yaptılar. Kan tabii. De, Murat Canlar, Haluk kan Kabiler. Kan Hareket'te NCAA şampiyonluğu var. Tabii. O da... E, Sen iki Beşiktaşlıyı 5-4 ligin... beş dört mü koyuyorsun? <laughs> ha? Hayır dur Elamin sende. Ha, hayır bilmiyorum yani. <laughs> Sen Elamin. E, ee, ben 4'e... E, Igor Rakoçevic... 2 numara kontenjanı mı? Yani Igor çok iyi bir oyuncuydu da yani Igor tam tam bir ya yani bir oynadığı da oluyordu da tam yani Efes, hani Efes'te saf hiç, biri bir değil tabii ki. Yani Efes'te hiç beklenenini veremedi bence. Evet o İspanya'da da, ta o da efsaneleşmişti. Atamanın üstüne falan yürümüştü oyun sırasında. Tabii tabii aynen. Onu koyma ya. Yani oyun. zaten o dönem e, Efes'in o kadar zor bir dönemi ki e, Chris ayrı tutuyorum. Çünkü ki döneminin ortasına geldi o. Namoski'nin arkasından gelip yani o seviyelere çıkmak kolay değil. Esasında hiç de fena bir oyun kurucu değildi. Hatırlıyor musun onu? Ama o kaç sezonunda geldi o ya? Ya e, Aris finalinden sonra Namoski şeye gitti. İtalya'ya gitti. O sene gelmiş olması lazım doğru hatırlıyorsam. Hatta burada e, evlatlık edindi bir sokak çocuğunu. Aldı Amerika'ya götürdü. Hmm. Kaç yaşındadır şimdi bilmiyorum ama e, onu ayrı tutuyorum ama yani bir ara feci bir şekilde e, Miloš Vujanić hatırlıyor musun? İkinci turda. evet. evet. E, o da hayal kırıklığı. Planinić belki de en büyük hayal kırıklığı. Oo, bir evet, tane savurdu adam, üçlük dışında. Bir Armani maçı var onun dışında. E, Vujacic. Akılda kalan bir şey kalmadı. E, neydi tenis sevgilisi? Alata. Şarapova. <laughs> Onu Türkiye'ye getirdi. 3-5 kere maç anlatırken gördük. Ee, <laughs> <laughs> İlyevski. Philip Murray, NBA'de önemli bir kariyere sahip. Yani o dönem mesela Efes hep böyle isim peşindeydi. Yani e, kimyayı falan hiç düşünmeden sonra Toma Örtel, bize Toma Örtel'i yaşattılar. <laughs> Jason Granger. Abi hala yaşayanlar var öyle değil Biz Tony Douglas mesela Ergin Ataman'la hiç başarılı olamamıştı ama e, çok önemli bir NBA kariyeri vardı. E, yani Ergin Ataman'la Gatların tutması sadece yetenekle alakalı değil, başka bir şeyle alakalı. E, Eric McCollum e, hem Galatasaray'da hem Efes'te hem Karşıyaka'da. Ona başarısız demek mümkün değil ama e, o da yani kalıcı olmadı. Yani nasıl e, aynı yıl 2018'de Larkin, Mitzic, Bobo, Simon lockdown. Üçü hala takımda. Yani 2018-2023, 5 sene olmuş. Ee, öyle bir guard e, bir türlü Efes bulamadı. Ama e, bence Rakoçevic'i koyma ya. Dibram'la rotasyon yapalım. Ya Dibram benim adamım. Dibram senin <laughs> adamındı değil mi abi ya? Evet. Darren, ya bir akşam Darren Williams ve ailesi... O da çok... Hatırlıyorum NTV dönemi ya bizim. Ya Darren Williams ve ailesi bize yemeğe geldi. Onun otistik bir evlatlık çocuğu var. Şimdi kocaman olmuş. Bayağı da azalmış şeyi. Bizim eve girdi. Merhaba falan demedi. Benim kaç yılından acayip bir film koleksiyonum var. Bütün filmleri indirmeye başladı. Şimdi kızamıyorsun. E bunlar alfabetikti. Kim toplayacak? Tam o sırada yere oturacağız. Ee, telefon çalıyor. Di Brown İtalya'da oynuyor. Saat 10-11 herhalde. Ee, ben de Darren sesini yükselttiği için, onlar kanka çünkü. E, duyuyorum. Sofrayı toparlıyordum galiba. Kahveye mi ne geçecektik şimdi hatırlamıyorum. Di, yarın cumartesi maçı yok mu? Bu saatte ne neredesin yine arkadan müzik geliyor. Hiç büyümeyeceğini falan bir fırça attı ona. D. Brown çok yetenekli bir oyuncuydu. Galatasaray'a gelmişti. Bayağı büyük bir olay olmuştu. Tabii tabii bayağı ses getiren bir an olmuştu. Darren Williams'la o NCAA'de Illinois'a final oynatmışlardı. Yani D. Brown'u şeye tercih ederim Mesela çeviçe İsrail'li falan gitmiş miydi Galatasaray'dan sonra? Sanki öyle bir şeyler yaptı yatırım gibi. İşte, Derin'le ya konuşur, konuşurken İtalya'da oynuyordu. Onu hatırlıyorum. Hmm. Yani. Ama Galatasaray'da galiba bu Torino'daki Ulep son 8'e kaldıkları sezon takımdaydı galiba değil mi? Murat Özger, e, işte Cüneyt Erben, Charles Gaines falan onlar vardı galiba. Evet evet doğru. doğru. Ama... Beşiktaş'ın da oldu hatta. Beşiktaş Galatasaray son 8'e kalmıştı Ulep'te o zamanki adıyla. Bence dördüncü sıraya e, Dibrohan'dan yani e, tamam seviyoruz da tarafsız olalım. Bence Mitchell Anderson'ı koy. İki sene Ülker'de tek başına bir sene şampiyon yaptı. Hatırlıyor musun Mitchell Anderson'ı? Anderson'ın çok yarım Kolları çok uzun bir tane guard vardı Yok, o mu? Değil. Yani feci demeyeyim de çok istikrarsız bir şutu vardı ama Zırr. Hiç kimse hmm. acayip top çalardı. Bence dördüncü sıraya oldu o. Tamam. Tamam Mitchell Anderson'ı dörde yerleştirdik. Tamam. Ben üçe geçiyorum. Ee, yani niye NBA oldu? İşte belki Metsic'le bunu şey yapmalı, düşünmeli. Çok iyi oyuncuydu. Hem Dar Şafaka'da hem Fenerbahçe'de. Ee, hatta Real Madrid finalinde ayakta duran iki isimden biriydi Fenerbahçe'de. Brad Wanamaker. Hmm. Evet o da enteresan. Sonu zaten bastığına gitti. Yani, yani bu gitti, gitti bastığına bastı. gitti. Yani NBA'de e gitti. Dönüşünde ama direkt oynadı yani o süre. O, yok o kadar oynamadı. Ya, da. Yani beş beş o değil ama. orada bence o 6 sezonu kovalıyordu. Çünkü eğer değişmediyse kural. O zaman 6 sezon NBA'de oynadığın zaman NBA'den emekli oluyorsun. Hmm. O bazı oyuncular için çok önemli. Evet, Herhalde abi. onu kovaladı. Çünkü Avrupa'dan çok teklif vardı. Fenerbahçe geri istedi. Ee, ama Brad Wanamaker hem Daçka'da hem Fenerbahçe'de e, çok beğendiğim oyunculardan biriydi. Ben 3 numaraya e, Bobby desem sen Bobby Sulukas'ı ayrı mı tuttun dedim. Onlar, onlar, o Bobby ayrı onlar, olarak, onlar efsaneler. Ama Bobby ayrı olarak da, da ya karşıyaka yaka döneminde ayrı bir okumak lazım yani. Peki Bobby karşıyaka kabul ediyorum ha. peki. Aynen. Peki Bobby karşı yani. <laughs> Yine kuralları çiğnedin ama. <laughs> <laughs> i̇ki, numara. Abi numara, numara burada <laughs> çok zorlandım ama ikisiyle de aram çok çok iyiydi. Ee, David Rivers'ı ben iki numaraya koyuyorum. Hmm. İki sezon Tofaş'ta, iki şampiyonluk. Ee, biraz geç geldi Türkiye'ye. Ee, Olympiakos'u Euroleague şampiyonu yaptıktan sonra geldi. Hem çok beyefendi biriydi. Hem e, çok Avrupa için çok büyük bir oyun kurucuydu. Ben David Rivers'ı ikiye koyuyorum. İki numaraya... Evet, kuralları çiğnemeden bir iki bul evet. bakalım. <laughs> i̇ki numara... Carlos Arroyo caiz midir? <laughs> ya benim bir numaramı aldın ya. Aa, öyle mi? Evet. A, koy, koy evet. tabii canım. Ben de e, tam tersi. Bire David Rivers. Ya Carlos Arroyo... Benim <laughs> de çünkü o dönemden özel bir şeyim vardı ya. Bir Olympiakos döneminde zaten ligi Avrupa'nın içinden geçiyordu yani deyim yerindeyse. Ay, Carlos Arroyo e, hayatımda e, tanıdığım en cool insanlardan biridir. E, Portorikolu, Amerikan vatandaşı, çok büyük oyuncuydu. E, ben onun kadar ilk driblingi doğru yere adam eksiltmek için vuran başka bir oyun kurucu bulmadım, görmedim. Öyle çok çabuk falan değildi, ama herkesi geçerdi hem Galatasaray'da hem Beşiktaş'ta çok önemli sezonları oldu. Ben bir de Carlos Arroyo'yu koyuyorum. Muhab Muhabbetimiz de çok iyiydi. İkiye David Rivers'ı koydum. Ama ikisi çok rahatlıkla değiştirilebilir. Ondan sen David Rivers'ı de koyabilirsin. Bu arada oyunculuk döneminde gelseydi ne olurdu bilmiyorum ama bir dönem Fenerbahçe çalıştıran az önce... Ee, Georgevich. Georgevich oyuncu olarak gelseydi, benim ona hani Riversa bir hani heyecanlandırıyordu falan dedim de yani Georgevich bizim tam küçük takımdan yıldız takım o dönemleri domine ediyordu dirseklerindeki o şeylerle dirsekliklerle bizim için o hakikaten böyle basketbol tanrısı gibi bir şeydi yani Avrupa'dan çıkan Allah, muhtemelen biri onu yazardım herhalde şimdi performansını hiç bilmiyorum ama o genç Sırbistan takımından ki hala şey, Partizan takımı. Euroleague'de yaş ortalaması en genç olan şampiyon. Georgevic, Danilovic, Rebresa çok acayip oyuncular çıktı zaten. Tamam. Ama çoluk çocuktu tabii. İşte aynen. İşte. hepsi acayip acayip yerlere gitti. Ee, beşi tamamladık mı abi? Tamamladık. Evet. Peki sizin önerileriniz neler arkadaşlar? Türkiye'de bugüne kadar forma giymiş en iyi yabancı oyun kurucular. Biz bazı isimler paylaştık. Gerçi ilk ya etapta beşer kişiye Unuttuğumuz kesim vardı Lütfen bize hatırlatın. Aynen, unuttuğumuz var. Özel isim olduğunu düşündüğümüz için ayırdıklarımız var. Burada dile getirdiklerimiz var ama muhtemelen hakikaten unuttuğumuz %100 var. Vardır. Çünkü hakikaten çok çok önemli isimler geldi ve genelde de yabancı oyuncular tercih edildiği için o pozisyonda Türkiye'de liste kabarık. Ama beşlerimiz bu şekilde. Bu haftada Shell ile hepileri de basketten. Bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi bayramlar dileyelim. Ekleyeceğim bir şey varsa bayramlar. Herkese mesela. sağlıklı, mutlu, nice bayramlar. Güzel bir bayram olsun. Hepinize hoşçakalın.